Gittim. Annesi bu malları teyzesinin oğluna verdi, Rasim'e. Rasim onun teyzesinin oğlu. Ona verdi. Rasim'e telefon ediyormuş. Rasim, Esma evde boş, çabuk gel, yalnız kalıyor falan filan. Ondan ben askerden geldiğim zaman abar topar düğün yaptı bunlar. Ben geldim, bu bir iki sene geçti. Beni aramaya başladı bu. Boyunu her gün arıyor. Rahatsız ediyor bana. Ben dedim bak kızım arama, benim başım davulunu sokacaksın. Bu boyunu aradı. Onunla 6-7 sene evli kaldı. Dedi ben kaçacağım, beni kaçır dedi. Ben dedim ben seni kaçırmam, evlisin, benim başım yanmasın dedim. Dedi o zaman kaçmazsan dedi, ben kaçacağım dedi. Ondan sonra İzmir'e gittik halamın yanına, orada kaldık. Halamdan sonra geri eve geldik. 2 sene falan durdu benle, evli, imam nikahıyla durdu. Düğün yapacaktık. İşte düğün yapmadan Ahmet'le konuşuyordu. Ben biliyordum, takip ediyordum. Sonra onun internet şifresini kırdım. 20 tane adamla konuşuyor o zaman. Ahmet'le konuşuyor. Karşımda mesajlaşıyorlar. Ahmet'le eksi. Onun yüzünden kavga ettik Arif'i günü. Arif'i gün ben onu bir tane tokat vurdum. Deyzemgilleri falan gidiyorum diye evden çıktı gitti. Geldim sonra tekrardan yürüdüm. Ben uyurken geldi. Aniden eve bastılar. Kimle beraber? Ahmet. Ahmet'in kardeşi. Bir de Esma. Üçü. Karakola gittim ben. Şikayette bulundum. Karakol dedi bir şey yapamayız biz dedi. Günde 28 tane dondurma yiyordu. Yemek yapmasını bilmiyor. Bir yumurta pişirmesini bile bilmiyor. Mutfakta yemek yapmıyor. Kahvaltı yapıyoruz. Zeytinin çekirdeklerine yere atıyor. Biber yemiş yere atmış. 4 tane kadın tuttum. Evleri temizlettirdim. Bir de ben markete gidiyor. 28 tane dondurma yiyor her gün. Bir de çikolata ötüberi çok yiyor. Ucakla alıyor böyle. Ben onu İzmir'e götürdüm. Dünyanın masrafı yaptım ben ona. Annesinden hiç destek gelmedi zaten. Annesi diyormuş bilezikleri yiyor. Ben bileziklerini yemiyorum. Kendi kızı yedi bilezikleri. Ne kadar bilezik var? Ne kadar masraf ettin? Hemen hemen 90 milyarı buldu. Doktorları götürdüm. Her götürdüm. Doktor 5 milyar para aldı. Özele gidiyor hep. Fatma içtiğim çayları hesapladı. Ben 2 sene evlerinde kaldım. Sabah kahvaltı yapıyorlar. 6 tane sayına zeytin koyuyorlar. Bir kaşık salça, bir de çay her kişi başına birer bardak. İkinci bardak yok. Yani çay çok seviyor, bizi batırdı falan filan diyormuş. Yani her gün kavga ediyorlar. Her gün. Hep mal yüzünden. Annesi akrabalarını mal yediriyor diye. Esma onları mal yediriyor diye kavga. Her gün kavga. Başka bir şey yok. Onların derdi mal. Esma ile annesi saç başa girdiler. Bilezik yüzünden. Yerlerde 1 saat 45 dakika kavga ettiler evin içinde. Saç başa. Zeytinlikleri var. 3-5 tane evleri var işte. 5-6 tane yeni aldı. 2 tane ev aldı tereden. 6 tane mi ne ev oldu. Tarla takka var. 20 dönüm mü ne. Zeytinlikler var. Elmalık var. Evin önleri var. Hayvanlar vardı 118'den. Bunlar ne yaptılar, ne ettilerse yediler. Esma aileme saldırdı. Annesi beni dövdürmek için adam tuttu. Benim anneme dövmeye kalktı. Babama ayakkabı fırlattı üstüne. Tabii babamgiller öyle yapınca babamgiller istemedi buna. Geçen sene Ocak ayında beni adam tutmuş, beni dövdürmeye kalkmış. Fırına geldiler gece. Dövmeyeceğiz seni dediler. Senden 50 milyar para istediler. Ben dedim kim tuttu sizi falan filan diye soruşturdum. Bize dedi Fatma Gültekin tuttu dedi bana adam. Yüzlerinde gar maskesi vardı. Tanıyamadım. Bir hafta önce evlendim ben. Yeni evlendim. Ondan kurtulduğum için çok mutluyum. Yeni eşim de harika. Önce senin dinleyin. Ne diyeceksin Mesa'nın söyledikleri doğru mu sence? Çoğu doğru. Hı. Ha yemek pişirmiyorum. Doğru değil. Pişirsem bile yemiyorlar. Beğenmiyorlar mı yaptığın yemeği? Annen öğretmedi mi sana yemeği? Ben annemden bir şey öğrenmem. Hiçbir şey. Beni bir pilav yapmayı babam öğretti. Tarif etti. Ben onu uyguladım. Annemle hayatta yemek yapmam. Annen yemek yapmaz mı? Salça ekmek. Sabahleyin salça ekmek. Öğlen salça ekmek. Akşam salça ekmek. Şaka. Neden? Kolaya kaçar. Ah kadidem hanım ah. Babam bunu, dolma sar. Ver gidersin giderken ben dolma götüreyim azıcık işte. Yine dolma sarmaz. Hayır. Aklı öyle hükmediyor. Aklı öyle hükmediyor. Aynen. Ben senden daha uğraşıyor. Zekiyim bebeğim. Evde yemek pişmedik canlı duruğu mu? Sinirden var ya. Ben kullandığım insanlara sıfırıyla yemek dikodum. İşçi de kullandı. Evet her işçiye salçalı yumurta. 20 tane salçalı yumurta. Sıcakta. Vay be, ne emek koymuşum be. O günleri nasıl unutuyorsun? Öbüler olsun yani. Tabii yani. Neyse. Neyse. Peki. Herkes inandı. Anladın mı? Ben senin aynı ortamda olduğum için herkesi inandırırsın ama beni yediremezsin. Senin içine de dışına da ben biliyorum. Sen ben baban iş yerine su. Giderken bak, her gün yemeğini görüyor baktım. Görüyorsun değil mi? Para her kadar gün konuş. Orada açtı sıfırı yedi. Vergi dairesini bağlansınla. Evde mi yiyordu, gırdan mı yiyordu? Her gün ben onun sıfırasını her gün... Evet, bazen yemek yapamadığın zaman iki yumurta, iki dilim ekmek. Yemeğini tamam. Katıyordum, çantasını yemeğe gidiyordu.
Şimdi bu arada Mesdan'la beraberken Mesdan'ı dövdürmek için adam mı tuttu Fatma Hanım? Evet. O gün, hatta o gün tuttuktan sonra tazminat. Aa, Fatma. Ben değilim. Ben sonra böyle şeylerden haberim sordum. Yok. Beni de dediler bunlar aynı şey. Bir anneni dinleyeyim lütfen. Söyle. Ben böyle şeyi beni de dedi bunlar ama ben ne ihsan buldum ne ihsan ettim. Hiçbir bilgim yok. Mestan da söyledi. Bu da söyledi. İnsanlığa geliyor. Ben bir Allah. Şeyden haberim yok.